Tabii. Ben 2008 yılından beri Amerika'da bulunmaktayım. Son 13 yıldır. Öncesinde İstanbul Amerikan Başkonsolosluğu vize bölümünde görev yapmaktaydım. Vize görüşmelerinin olduğu tarafta, yani pencerenin öbür tarafında, mülakatı alan taraftaydık. 2008 yılında Amerika'ya geçtim. Öncelikle bir hukuk bürosunda çalışmaya başladım, göçmenlik üzerine. Bu sefer konsolosluğa sunulacak dosyaların hazırlanması sürecine dahil oldum. 2013 yılında da Ada Business Strategies'i kurdum Amerika'da, New Jersey'de. Ve onunla toplu bir paket olarak bu hizmeti sunmak amacıyla yola çıktım aslında. Şirket kurulumundan başlayarak tüm vize sürecini takip eden konularda Türk yatırımcılara, Türk girişimcilere, amacımız esasen Türk yatırımcı ve Türk girişimcilerin Amerika'da şirket kurulumları sürecinde ve arkasından orada oturum ve çalışma müsaadelerinin alınması sürecinde destek olmak. Bu şekilde hizmet vermeye başladık. 13 yıldır Amerika'da olup 8 yıldır da Ada Business Strategies'le bu hizmetleri vermekteyiz. Bu şekilde son 2 senede de daha çok Türkiye'de vakit geçiriyorum aslında. Türkiye'de de bir ofis açtık. Son 2 senedir daha yakınen Türk yatırımcılara burada çeşitli etkinliklerle bilgilendirme yapıyoruz. Sanayi odalarının, ticaret odalarının etkinliklerine katılıyoruz. İş adamlarına, girişimcilere, Amerika'da iş yapma, şirket kurulum, vize süreçlerinde nasıl hizmet verebiliriz, nasıl destek olabiliriz, bu konularda bilgilendirmeler yapıyoruz. Amerika'da şirketleşme sürecinden kısaca bahsetmek ve ne gibi vizelerle şirket kuranlar, orada iş yapmak isteyen kişiler Amerika'da uzun süreli kalabilirler, bunu anlatmak. Biraz öncelikle kendimizden bahsetmek gerekirse, Ada Business Strategies olarak 2013 yılında New Jersey'de kurulduk. Ve şu ana kadar Türkiye'nin önde gelen birçok firmasının Amerika'da şirket kurarak gerek ortaklarına, yöneticilerine, gerekse çalışanlarına vize alınması sürecindeki tüm süreçleri yönettik. 200'den fazla şahıs veya firmanın E1 tüccar vizesi ve E2 yatırımcı vizesi ya da L1 yönetici transfer vizesi başvurularında yer aldık. Birçok farklı sektör var Türkiye'den Amerika'ya yatırım yapan ya da Amerika ile ticaret yapan. Bunların içinde tekstil, inşaat, bilgi teknolojileri, yazılım, gıda, enerji, otomotiv gibi, kozmetik gibi birden fazla sektör var sayabileceğimiz farklı alanlar. Referanslarımızdan bahsetmek gerekirse göreceğiniz pek çok Türkiye'nin bilinmiş markalarının Amerika'da şirketleşme süreçlerinde, yöneticilerine, ortaklarına vize alınması süreçlerinde rol oynadık. Ne yapıyoruz biz Ada Business Strategies olarak? Biraz önce söylediğim gibi esasen ben bu şirketi kurarken amacım şuydu. Daha önce bir hukuk bürosunda çalışıp sadece işin göçmenlik ve vize başvuru tarafına dahil olmuştum. Fakat Türk müşterilerin şuna ihtiyaç duyduğunu hissettim ki tek bir kişiyle, tek bir danışmanla, tek bir firmayla muhatap olup Amerika'daki tüm süreci yönetmesini istiyorlar. Çünkü bir Türk yatırımcı ya da Türk girişimciye siz Amerika'da şirket kurmak için bir avukat bul ya da bir muhasebeci bul. Arkasından işte business planını yazdırmak için bir danışman bul. Arkasından göçmenlik işlerin için bir avukat bul dediğinizde maalesef ki insanların gözü korkuyor ve binlerce kilometre öteden bu süreci yönetmekte zorlanıyorlar. Ben o amaçla Ada Business Stratejisi kurdum ve oradaki hedefim Amerika'da kuracağımız bir takımla, çözüm ortaklarımızla, Kimanay CPA'de en önemli çözüm ortaklarımızdan biri, gerek şirket kurulumu, gerek muhasebe vergi anlamında yönlendirme yaptığımız, karşılıklı müşterilerimizi birbirimize yönlendirdiğimiz bir çözüm ortağı MANICPA'de. Biz ne yapıyoruz? Uzman avukatlar ve muhasebecilerle şirket kurulumu süreciyle başlıyoruz. Ardından şirketin vergi numarasının alınması ile ilgili süreci takip edip bunlar hazır olduktan sonra eğer müracaatçı, daha doğrusu Amerika'daki girişimci bir vize sürecine gitmek isterse. Gitmek isterse diyorum çünkü bazı yatırımcılar, girişimciler Amerika'da sadece şirket kurup ticareti başlatıp kendileri Amerika'ya yerleşmek istemiyorlar. Türkiye'den süreci yönetip Amerika'da çalıştıracakları lokal, yerel kişilerle süreci takip ediyorlar. O tür bir durumda vize ihtiyaçları olmuyor. Turist vizeleriyle gidip gelip şirketleri denetleyebiliyorlar. Ama eğer ki yatırımı yapan girişimci, iş adamı Amerika'da yaşamak istiyorsa o zaman şirket üzerinden bir uzun süreli oturum ve çalışma izni sağlayacak vizeye ihtiyaç oluyor. Bu durumda biz 5 yıllık detaylı bir iş planı hazırlamak durumunda kalıyoruz. Çünkü en önemli noktası bu vizelerin alınmasının bu şirketin Amerika'da ne iş yapacağını,
önümüzdeki 5 yıllık süreçte, 5 yıl diyorum çünkü E1 ve E2 vizeleri 5'er yıllık veriliyor ve şirket devam ettiği sürece uzatılıyor. Anlatmamız gereken şey bu şirketin Amerika'da nasıl büyüyeceği, Amerikan ekonomisini ne sağlayacak ve şirketin ne şekilde gelir elde edip karlılığı ne olacak, Amerika'da neler yapacak, nasıl büyüyeceği anlatmamız lazım. Biz bu anlamda 5 yıllık detaylı iş planını hazırlıyoruz müracaatçıların, şirketlerin. Ardından tüccar ya da yatırımcı vizesi başvurusunun hazırlanması ve konsolosluğa sunulması sürecini takip ediyoruz. Tüm dosyanın hazırlanması, konsolosluğa sunulup vize randevusunun alınması, randevu geldiği zaman da müracaatçının konsoloslukta gelebilecek tüm sorulara hazırlanması sürecini takip ediyoruz. Konsolosluğa çok fazla başvuru yaptığımız için ve İstanbul'daki Amerikan Başkonsolosluğu'nun dinamiklerini bildiğimiz için, yakinen takip ettiğimiz için müvekkilleri, müşterilerimizi bu anlamda yönlendirmekte zorlanmıyoruz. Çünkü ne gibi sorular gelebilir, nelere dikkat ediyorlar, ne gibi cevaplar vermeleri gerekiyor, bu anlamda onları hazırlıyoruz. Amerika, biraz Amerika'dan bahsedeyim. Neden Amerika'da yatırım yapmak cazip geliyor Türk yatırımcılara şu anda? Son 5 yılda Türkiye'nin Amerika'daki yatırımları %17 büyüdü. Şu anda 2,4 milyar dolar Türk yatırımı var Amerika'da. Bildiğiniz gibi Amerika dünya ticaretinin döndüğü en önemli tüketim pazarı. Yenilikçi bir ortama sahip. Ayrıca sahip olduğu hukuk sistemi, kolay şirketleşme, yabancı yatırımcıya sunulan teşvikler. Eyalet bazında farklı teşvikler var bu arada Amerika'da sunulabilecek yatırımcılara. Bu konuda Amerikan Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye'deki Amerikan Ticaret Müsteşarlığı çok iyi hizmet veriyor. Sizi eyaletlerin ilgili kalkınma ajanslarıyla bir araya getirip hangi eyalette ne gibi teşviklerden faydalanabilirsiniz öğrenmenizi, onlarla bir araya gelmenizi sağlıyorlar. Bir diğer önemli konu son zamanlarda siz de görüyorsunuzdur ki çok fazla ihracat başladı Türkiye'den Amerika'ya. Bunun en önemli sebeplerinden biri kur farkı. Türkiye'de üretip Amerika'da ürünlerini satmak artık pek çok üreticiye cazip gelmeye başladı. Kur seviyesindeki farktan dolayı da Amerika önemli bir ticaret pazarı halinde şu anda Türkler için. Pazara girişte ne gibi yollar var? Biraz da bunlardan bahsedelim. Amerika pazarına girmek için hiç Amerika'da şirket kurmadan, Türkiye'den yükleme yaparak yani bir Türk firması olup ihracat yaparak ürün satabilirsiniz Amerika'daki alıcılara. Ya da Amerika'da bir distribütör olarak yine Amerika'da bir şirket kurmadan distribütör aracılığıyla ya da bir acente aracılığıyla satış yapabilirsiniz. Üçüncüsü ise ki bu eğer Amerika'da uzun soluklu bir ticaret, bir iş yapmayı düşünüyorsanız bizlerin en çok tavsiye edeceği şey doğrudan pazara girip kendiniz Amerika'da bir şirket kurarak iş yapmak. Neden? Çünkü bu size biraz önce yukarıda saydığımız aracıları aradan çıkararak tam kontrol sağlıyor ve daha yüksek bir karlılık sağlıyor. Diğeri alıcılar siz bir ürün satmaya çalıştığınızda Amerika'daki alıcı size şunu soruyor. Şirketin nerede? Nerede üretiyorsun? Depon var mı? Ve bu pek çok müşterimizin şu güne kadar başına gelen problem şu şekilde. Türk'üm ben, işte Türkiye'de bir fabrikam var ya da Türkiye'de üretim tesisim var, Türkiye'de şirketim var dediğiniz anda alıcı, Amerika'daki alıcı geri bir adım atıyor. Çünkü bir anda onlar da güvenemiyorlar, ürküyorlar. Türkiye'de bir firma, ben nereden, nasıl bulacağım, kendilerine nasıl ulaşacağım gibi tedirginlikleri oluyor. O nedenle alıcılara da güven vermek açısından Amerika'da şirketleşmek, orada bir ofis, bir depo, bir yer tutup bir adres belirtmek daha fazla güven veriyor. Artı bir ürün getirip Amerika'da stoklayarak satılan bir işe sahipseniz deponuz olması çok önemli. Çünkü Amerika çok hızlı bir tüketim pazarı. Ve talebe hızlı cevap vermek çok önemli. Siz deponuzda stoklarınızı tutup hızlı bir şekilde talebe cevap verirseniz o zaman tabii ki satışlarınız ciddi oranda artıyor. Bir diğer konu, bugün de bizim üstünden geçeceğimiz konu, size Amerika'da şirketleşerek Amerika'da çalışma vizesi alma ve orada yaşama imkanları sunuyor. Amerika'da şirketleşme ve orada ticaret ya da yatırım yapmak. Peki şirket kurmak istersek ne gibi şirketler kurabiliriz? Alternatifler neler? Şimdi pek çok şirket türü var. Ben çok fazla detaya girmeyeceğim. Aslında Manay CPA olarak sizlerin daha fazla alanı bu şirket türleri konusunda danışmanlık vermek ve hangi şirket daha uygun yönlendirmek.
Ama bizim kısaca daha çok Türk yatırımcılara önerdiğimiz iki şirket tipinden bahsedeceğim. Birincisi limited şirketleri, limited liability companies. Ki bunlar esnek ve kurulması kolay şirketler. Şirket üyeleri şirket borçlarından sorumlu değil. Bu şirketler ortaklar tarafından yönetilir veya dışarıdan bir müdür atanabilir. İkinci yapılanma ise, tercih edilen yapılanma ise corporation'lar, yani Türkiye'deki adıyla anonim şirketleri. Onlar da ayrı bir tüzel kişiliğe sahip. Orada ise şirket hissedarları şirket borçlarından sorumlu değil yine. Onda LLC'lerden yani limited liability company'lerden, limited şirketlerinden farklı olarak bir board yapısı oluyor. Ve isterseniz bir yönetici atayabiliyorsunuz şirkete. Corporation'lar daha çok eğer Amerika'da şirketi büyütüp ileride hisse çıkarmayı, halka arz etmeyi düşünüyorsanız tercih etmeniz gereken şirket türü. Çünkü limited şirketlerinde, LLC'lerde hisse çıkarma şansınız olmuyor ileride. Bu iki genelde bizim dediğim gibi yatırımcılara E1, E2, vize müracaatçılarına ilk etapta önerdiğimiz en temel iki şirket türü bunlar. Peki Amerika'ya girişte nelere dikkat etmeliyiz? Bir yabancı yatırımcı olarak neleri göz önünde bulundurmalıyız? İlk önce bir pazara giriş stratejimiz olmalı. En az bir 3 yıllık, hatta mümkünse 5 yıllık bir iş planı yapmalıyız. Ve bu planı yaparken gerçekçi olmak gerekiyor. Yani ilk yıldan hemen ben çok büyük karlar elde edeceğim umuduyla değil. Belki biraz daha yavaş ama güvenilir bir büyümeyle Amerika pazarında yer edinmeyi planlamalıyız. Danışman desteği çok önemli. Doğru avukatla, doğru muhasebeciyle, doğru danışmanla çalışmak sizin bu süreçte daha problemsiz bir şekilde süreci yönetmenizi sağlıyor. Network çok önemli. Özellikle Türkiye'deki üreticilerin bugüne kadar katıldığı ya da katılacağı fuarlarda mesela edindikleri network, orada tanıştıkları kişiler. Amerika'da benzer işleri yapan, gerek sizlerle benzer işi yapan kişiler, gerekse müşteriler. Bunlarla kurduğunuz networkler çok önemli. Çünkü bilmediğiniz bir ülkede yeni bir yatırıma çıkıyorsunuz, yeni bir işe başlıyorsunuz. O nedenle hali hazırda orada iş yapan kişilerden fikir almak önemli. Eyalet seçimi çok önemli. Biraz önce söylediğim gibi eyalet bazında farklı teşvikler sunuluyor. Ve Amerika'da eyalet vergileri eyaletler arasında değişebiliyor. Yapacağınız işe göre lojistiklerinizi ayarlamak için işte mesela ürün göndereceksiniz limanlara yakınlık. Onun dışında biraz önce söylediğim gibi vergisel anlamdaki avantajlar, teşvikler dikkate almak açısından eyalet seçiminde çok önemli. Tüm bunları yaptıktan sonra şirketi kuracağımız yere karar verdik. Şirketi kurduk, şirket türüne karar verdik. Ve artık yatırım ya da ticaret sürecine geçtikten sonra alınabilecek çalışma ve oturum vizeleri. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Bu bahsedeceğimiz vizeler, önceki şunu söyleyeyim, green card değil. Yani Amerika'da size daimi oturma izni veren vizelerden bahsetmiyoruz bugün. Size Amerika'da iş yaptığınız sürece, Amerika'da aktif ticari bir operasyonunuz olduğu sürece oturum ve çalışma izni sağlayacak vizeler. Şimdi öncelikle onlara geçmeden B1, B2 turist vizesi de ki Amerika'ya gitmiş olan, turistik olarak gitmiş olan herkesin B1, B2 turist vizesi vardır pasaportunda. Bu vizeyle Amerika'da ne, yani yapacağımız işlerin sınırı nedir? Nereye kadar bu vizeyi kullanabiliriz? Biraz ondan bahsedelim. Bu vizeyle B1, B2 vizesi kısa süreli turistik veya iş seyahati amaçlıdır. B1 tarafı business yani iş seyahati, B2 ise tourism ve pleasure yani turistik amaçlı seyahat için kullanılır. Size Amerika'ya girişte niçin geldiğiniz sorulur. İş amaçlı geldiyseniz B1, turizm amaçlı geldiyseniz B2 şeklinde pasaportunuzun üzerine bir damga basılır. Ve size girişte en fazla 6 ay kalış müsaadesi verilir her girişinizde. Vize ise genellikle normal şartlarda en fazla 10 yıllık çok girişli vize olarak pasaportunuza basılır. Amerika'da 6 ay size süre verildi ve siz 6 ayın içinde yapmak istediklerinizi hani yatırım anlamında ya da girişim anlamında tamamlayamadınız. Geçerli sebepleriniz varsa 6 aylık süreyi Amerika içinde çıkmadan uzatma talep edebilirsiniz göçmenlik bürosuna bir başvuru yaparak. Peki B1, B2 vizesiyle şirket kurma amacıyla gittik. Neler yapabiliriz?
Birincisi şirketimizi kurabiliriz. Şirketle ilgili yapacağımız işlerle ilgili pazar araştırması yapabiliriz. Personel alabiliriz. Ofis, depo kiralaması yapabiliriz. Türkiye'de bir şirketimiz varsa, orada da müşterilerimiz varsa, Türkiye şirketi adına toplantı yapabiliriz, müşteri ziyareti yapabiliriz. Ama Amerika'da yeni kurduğumuz şirket adına geçerli çalışma vizemiz olmadan toplantı yapmak, o şirket adına bir pozisyona sahip olup Amerika'da boy göstermek açıkçası legal değil, kanuna uygun değil. Kanun size uygun çalışma vizesini, tüccar ya da yatırımcı vizesini yaptığınız işe uygun hangisi ise alıp ondan sonra Amerika'daki şirketiniz adına bir operasyon yönetmenizin doğru olduğunu söylüyor. Şimdi en fazla tercih edilen ve Türk yatırımcıların, Türk girişimcilerin müracaat yaptığı, bizim de şu ana kadar en fazla başvuru yaptığımız vizeler E1 tüccar ve E2 yatırımcı vizeleri. Bu iki vize türü de Amerika ile Türkiye arasında yapılan ticaret anlaşmalarına dayanıyor. E1 tüccar vizesi 1933, E2 yatırımcı vizesi ise 1990 yılında her iki ülke arasında yapılan anlaşma sonucunda Türklere verilen bir haktır bu iki vize de. E1 tüccar vizesi ne şekilde alınır ya da başlıca kriterleri nelerdir? Tüccar vizesinde önemli olan Amerika'da kurduğunuz şirketin Türkiye ile ihracat ya da ithalat, her iki yönlü de olabilir, ciddi anlamında bir ticareti olmasını gerektiriyor. Bu nedir? Ticaretin, Amerika'da kurduğunuz şirketin yaptığı toplam ticaretin en az %50'sini Türkiye ile yapması gerekiyor. Belki Amerika'da kurduğunuz şirket başka ülkelerle de ticaret yapıyor olabilir. Örneğin ithalat yapıyordur. Çin'den de, Pakistan'dan da ithalat yapıyordur, Türkiye'den de yapıyordur. Ama toplam ithalatının %50'sinin, en az %50'sinin Türkiye'den çıkan ürünler olması gerekiyor. Ticaretin devamlılığı önemli. E-1 tüccar vizelerinde bir iki tane shipment yapıp biz gidip tüccar vizesi alalım diyemiyoruz. Bu ticaretin belli bir süredir devam ettiği ve devam edecek potansiyel olduğunu konsolosluğa kanıtlamamız gerekiyor. E-2 yatırımcı vizesinde ise tüccar vizesinde gerekli olan ciddi ticaret yerine ciddi miktarda kanunun substantial investment dediği miktarda yatırım gerekiyor. Yatırım miktarı kanuna göre belirlenmiş bir miktar yok. Kanunda yazılı bir miktar yok dolar bazında. Fakat kanun şunu söylüyor. Yatırım miktarı işletmenin kurulup belli bir karlılığa ulaşana kadar ihtiyacı olacak giderlerini karşılayacak bir yatırım yapmanız gerektiğini söylüyor. Kuracağınız işletmenin ihtiyaçlarını karşılamalı, kurulum masraflarını çıkarmalı, ardından da o şirket para kazanana kadar onu döndürebilecek durumda olmalı. Ve sadece şirket sahibine değil, Amerika'da yaşayan Amerikan vatandaşları ve Green Card sahiplerine de iş imkanı yaratabiliyor, istihdam yaratabiliyor olmalı. Bu vizenin bir amacı da çünkü Amerikan ekonomisini kalkındırıp orada istihdam yaratmanızı sağlamak. E2 yatırımcı vizelerinde paranın riske atıldığının ispatlanması çok önemli. Sizin yaptığınız yatırımda parayı riske attığınızı göstermeniz gerekiyor ve paranın kaynağı çok önemli. Paranın kaynağı Türkiye'de yasal yollarla kazanılan vergisi ödenmiş ve kaynağın size ait olduğunu gösterebileceğiniz, belgeleyebileceğiniz kaynaklar olmalı. Bunların hepsini kağıt üzerinde belgeleyebiliyor musunuz? Şimdi E1 ve E2 vizeleri için ortak geçerli kurallar var. Bunlar neler? Her ikisinde de ana kriter şirketin en az %50'sinin bir Türk vatandaşı ya da bir Türk şirketine ait olması gerekiyor. Sıfırdan bir şirket kurarak veya Amerika'da bir ortaklık yaparak bu vizeleri alabilirsiniz. Bu vizelere başvuru yapabilirsiniz. İkisinde de şirketin aktif ticari bir operasyonu olması gerekiyor. Pasif şirketlerle, pasif durumda duran şirketlerle. Siz bir şirket kurdunuz. Şirket hiçbir işlem yapmıyor. Banka hesaplarına hiçbir transaction yok. Bu şekilde bir vize başvurusu yapmanız mümkün değil. Şirketin aktif ticari operasyonu olması, fatura kesmesi, banka hesaplarına para giriş çıkışları olması gerekiyor. Her ikisinde de vize başvurusunu yapabilmemiz için profesyonel ve detaylı 5 yıllık iş planı olması gerekiyor. İstihdam yaratılması gerekiyor. Şirket sahibi ya da yatırımcısı vizeyi alabilir.
Ancak onların da bu işi yönetecek kapasitede olduğu, CV'lerinin bu işe uygun olduğu, Amerika'ya bu işi yönetmek için gitmeleri gerektiğinin kanıtlanması gerekiyor. Her ikisi de 5 yıllık çok girişli vizelerdir. Yalnız Amerika'ya girerken biraz önce turist vizelerinde size 6 ay oturum verilir demiştik. Bunlarda ise size her girişte 2 yıllık oturum veriyorlar. Her ne kadar vizeniz 5 yıllık olsa da size her girişte 2 yıllık kalış müsaadesi veriyor. 2 yılın sonunda çıkıyorsunuz, tekrar giriş yapabiliyorsunuz. Şu anda başvurular, tabii şu an COVID sebebiyle hiçbir başvuru alınmıyor ama normalde COVID öncesinde başvurular sadece Türkiye'de Amerikan Başkonsolosluğundan İstanbul'dan yapılmaktaydı. Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliği E1 ve E2 vize başvurularını kabul etmiyor. Herkesin İstanbul'a Amerikan Başkonsolosluğundan yapması gerekiyor E1 ve E2 vize başvurularını. Bu iki vize türünde de size kurulan şirket üzerinden çalışma imkanı verilirken eşinize de Amerika'da istediği yerde çalışma imkanını veren bir çalışma izni sağlanmış oluyor. 21 yaş altındaki çocuklarınıza da Amerika'da devlet okullarından faydalanma imkanı sağlıyor her iki vize türü de. Şimdi biraz süreçlere bakacak olursak, biz ne yapıyoruz ya da E1 tüccar vizesi alabilmek için hangi süreci takip etmek gerekiyor? İlk olarak şirket kurulumu ya da devir işleminin tamamlanması lazım. Arkasından şirketin vergi numarası alınacak. Şirket kurulduktan sonra şirket adına banka hesabı açılacak. Fiziksel bir yer tutulması gerekiyor. Bu mesela çok fazla gelen bir soru. İşte ev adresimi göstererek ya da evimden çalışarak vize başvurusu yapabilir miyim? Hayır. Her iki vize başvurusunda da sizin commercial lease, yani bir iş yerini kiraladığınızı gösteren kira sözleşmesi yapılması isteniyor. Hatta sadece sözleşme değil, sözleşmeyi sunmak yeterli değil. Aynı zamanda tuttuğunuz yerin fotoğrafları, oraya